Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar aylardır yağmurların yağmasını bekliyorduk. Ve çok şükür dün gece sabaha kadar sağanak şeklinde yağmur yağdı. Şimdi yağmurdan sonra bahçenin geldiği hali bir göstermek istiyorum. En son Kasım'ın başında bir gecelik bir yağmur yağdı. O da çok fazla toprağa doyurucu olmadı. Ondan sonra Aralık'ta da yağmur yağmadı. Şimdi ocağın tam ortasındayız. Yağmur yağdı. Bu yağmurun yağışına çok sevindik. Ama yağmurla birlikte gelen fırtına bazı bitkilerin zarar görmesine sebep oldu. Şimdi bahçedeki o bitkilerin durumuna bir bakalım. Evet arkadaşlar, bahçemizin genel durumu böyle. Limon ağacımız yaprak dökmeye meyilliydi. Bir miktar zaten dökmüştü. Yağmurla beraber biraz daha yaprak döküldü. Ama burada beni üzen nokta şu oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benim. Bizim buralarda pabuç inciri olarak bilinen, yaygın adı dikenli incir ya da Hint inciri olan bitkimin başına gelen arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam bu noktadan fırtınanın etkisiyle kırılmış. Şu dal da aşağı doğru sarkmış. Artık bu dalı da budarım. Bu kırık olan dalı da budarım. Ki daha güzel yeni sürgünler verebilsin. Şu şekilde. Bakın yağmurdan ve fırtınadan saklanan salyangozun çıktığı noktayı görüyorsunuz. Evet. Bu dalı tam bu noktadan budayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaprak elde ederim. Bu 7 yaprağı da çoğaltırım inşallah arkadaşlar. Yerde de yaklaşık 8-10 yaprak da yerde var arkadaşlar. Bunların hepsini teker teker çoğaltacağım. Çünkü bunlarla ilgili çok özel projem var. Şimdi o projeyi göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yılbaşı çiçeğini bu kaktüsün ucuna aşılıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra bu kaktüsü buradan alıp köklendirdiğimde yukarıdan aşağıya şemsiye gibi inen ya da salkım söğüt gibi aşağı doğru salınan yılbaşı çiçeklerim olmuş olacak. Ve çok güzel bir görüntü oluşacak arkadaşlar. İşte bu dalları, yani eğilen ve kırılan dalları aynen burada göründüğü gibi yılbaşı çiçeği haline getireceğim. Bu tarafta bahçelik alan var. Çok şükür bu alanda pek bir zayiat yok. Seramız da sağlıklı durumda. İlk fırtınadan yara almadan kurtuldu çok şükür. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu şekilde sağlam kalır ve bitkilerimizi soğuktan korur. Sadece burada muz ağacım var saksıda. Çok şükür kırılma yok. Sadece saksısıyla yan yatmış. Onu da birazdan düzlerim. Çok şükür beklediğimiz yağmur geldi ama beraberinde fırtınayı da getirdi. Ama fırtına korktuğundan çok daha az hasar vermiş. Ben akşam dışarıdaki gürültüleri duydukça eyvah dedim, serayı aldı götürdü. Sera yerinde duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece arkamda gördüğünüz dikenli incirin bir dalı kırılmış. Olsun, onu zayiat kabul etmediğimi az önce de söyledim. Çünkü o kopan dalın her bir yaprağını tek tek köklendireceğim ve yılbaşı çiçeği için anaç gövde haline getireceğim. Böylece sıkıntılı görünen bu anı güzelliklere çevirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve yağmurdan sonra paylaşımımın sonuna geldim. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.